Herkese merhaba. Ben sarı saçlı, çenenin altına doğru uzanıyor, kahverengi gözlü, orta yaşlı, lacivert ceketli, beyaz gömlekli avukatım. Yanımdaki çok kıymetli yol arkadaşım, rehber köpeğim Kara. Siyah bir labrador, 6 yaşında. Üzerinde tasması var ve lütfen dokunmayın, sahibim görmüyor, rehberlik yapıyorum diyor. Uyumayı ve horlamayı çok sever ek olarak. 6 yaşındaydım. Hakim olan dedem mesleğini anlattı. Hak ve hukuk kavramını öğrendim kendisinden. Çok konuştuğum için avukat olmama karar verdik. Dedeme söz verdim. İlkokul 4'e başlamadan önceki yazdı. Müzik dersine başlamıştım. Piyano çalmayı öğreniyordum. İkinci dersimizde satırların arasına notaları yazamamaya başladım. Öğretmenim, gözlüğünü takar mısın dedi. Benim gözlüğüm yoktu. Basit bir miyop problemi gibi düşündüm. Ama aslında öyle değildi. Hastaneler, doktorlar, yurt içi, yurt dışı. Anladık ki bunun çaresi yok. Bununla yaşamayı öğrenmek zorundaydık. Annem babam çok güçlüydü ve hayattan kopmama asla izin vermedi. Annem, bulaşık makinesine yardım eder misin? Yatağını toplar mısın demeye devam etti. Hiçbir zaman bana hissettirmediler. Orta 2'deydim, okul değiştirmiştim. Okul görevlisi sınıfa geldi. Arkadaşınız görmüyor, yardımcı olabilir misiniz dedi. Kimse yanıma oturmadı. Öğretmen masasına oturup kendimi yönetici gibi ilan edip eğlenmeye başladım. Ve tahtayı defterime geçiriyordum. Okuma parçalarını ezberlediğim için hafızamı kuvvetlendirdim. Lisedeydim. Beden öğretmenim tüm arkadaşlarımı kasadan atlattı. Sıra bana gelmişti. Ben de çok atlamayı istiyordum. Yandan gördüğüm için biraz zorlanabilirdim düşük görmeden dolayı ama öğretmenim de desteğine yaptım. Ondan sonraki formülüm hep hayal et, hedefle ve başar oldu. Lise sondaydım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmayı çok istiyordum. Annemle babam daha kolay bir üniversite ve bölüm tercih edebilirsin. Tüm kararların arkasındayız ama karar verirsen dönmek yok dediler. Ben zaten kararımı vermiştim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ilk tercihim olarak kazandım. O kapıdan girmek benim için dünyanın en mutlu olaylarından biriydi. Okulu bitirdim. Sonra Amerika'da kısa dönem bir eğitim aldım. Engeller için sistem oturmuştu ve nasıl yardım edeceklerini biliyorlardı. Türkiye'ye geldiğimde çalışmaya başladım. Birçok STK'da gönüllü olarak çalışmalar yapıyordum. Görme kaybı olan kişilerin işe yerleştirilmesi veya eğitiminde destek olmak gibi. Tabii bu sırada görme kaybımız da artıyordu. 2014 senesiydi. Ankara'ya Birleşik Krallık Büyükelçisi olarak Sayın Richard Moore ve sevgili Maggie Moore atandı. Televizyonda sevgili Maggie Moore'un görme kaybı olduğunu duymuştum. Ama İngiliz Ticaret Odası Derneği'nin onların rezidansında düzenlediği davete kadar detaylı bilmiyordum. Maggie'yle tanıştım. Mucize gibiydi. O kadar enerjik, o kadar hareketli bir insandı ki çok etkilendim. Ve her şeyimiz aynıydı. Daha önce görme engelli arkadaşım birkaç tane olmuştu ama Maggie'yle aynı yaşta, aynı görme oranı ve karşımda başarısıyla duruyordu. Rehber köpeği Star'la birlikte bağımsız hareketi o kadar güzeldi ki kendisine benim de görme kaybım azalıyor. Ben de rehber köpek nasıl edinebilirim diye sordum. Şakayla karışık dernek kuralım mı dedi. Hiç düşünmedim, tamam dedim. Dernek tüzüğünü hazırlar hazırlamaz İngiltere'ye gittim. Rehber köpekler okulunu, derneklerini gezdim. Yüzyıllar önce yapılan bir işlemdi ve o kadar başarılıydı, mükemmeldi ki. Maggie'ye geldiğimde biz bu düzeni nasıl kurabiliriz dediğimde mükemmelin karşıtıdır iyi, başlıyoruz dedi. Dünyanın birçok yerinde rehber köpek okulunu kuran Alan Brooks'u Türkiye'ye davet ettik. O bize bir program hazırladı. Programda Golden ve Labrador cinsi 8 haftalık köpeği eğitmenimizin denetimini alacağız. Bir yılına gönüllü bakıcı ailelerimize vereceğiz. Veteriner, mama, eğitim hizmetlerini biz temin edeceğiz. Aile, otur, kalk, bekle gibi pozitif eğitimi yavru köpeğimize verecek.
sevgisiyle birlikte. Çünkü her şeyi satın alabilirsiniz ama ailenin verdiği o sevgiyi satın alamazsınız. Müthiş bir fedakarlık. O bir yılı tamamlayan dostlarımız, yavru köpeklerimiz en az 3 ay, en fazla 6 ay rehber köpek eğitimine girecek. Ve sonrasında tamamen bedelsiz olarak rehber köpeklerimizi görme engellerle eşleştirecektik. Program tanım. Çok fazla deneyim yaşadık. Ve bu süreç tamamlandıktan sonra Kara'nın haberi geldi. Kara'yla eşleşecektik. Hayatıma yeni bir arkadaşım girecekti. Ve bağımsız hareketim için artık yollara çıkacaktık. Kara'yla ilk günü hiç unutamam. Kameraların karşısındaydık. Kara'nın kayısı elimdeydi. Dizlerimin aşağısını tutmadığını hatırlıyorum. Belgesel çekimi yapılıyordu. Maggie'yi yetiştiren Winky ve Maggie tam karşımızdaydı. Kara da hani hem beni çok seviyordu hem de onu yetiştiren aileye karşı da bir minnet borcu varmışçasına ona bakıyordu. Ve o gün kayışını yürümeyi, mamasını vermeyi ve suyunu vermeyi öğrendim. İlk geceydi, aynı odada uyuyacaktık. O kadar yorgunduk ki ışıklar açık ikimiz de uyuyakalmışız. Gece arası bir traktör sesi gibi bir ses geldi. Ani kalktım ne oluyor diye. Bir baktım, Kara uyuyormuş. Sabahleyin uyandığımızda sanki 10 yıl karşılaşmamışız gibi hasret giderdik. Ardından kayışı alıyorum. Tasması daha bana teslim edilmemişti. 4 haftanın sonunda veriliyor eğitim tamamlanınca. Elçinin bahçesine indik. O kadar yorgundum ki Kara bir anda elimden gitti. Eyvah dedim, ilk günden rehber köpeğimi kaçırdım, rezil oldum. Hayır değildi. Kara dizime kafasını koydu. Hayır dostum, seninle birlikte birçok şey yapacağız dercesine yanımdaydı. Onu taramak, dişini fırçalamak, iki can birbirine emanetti. O benim iki gözüm oldu, ben de onun hizmetkarı. İkimiz yollardaydık. Önce Ankara'daki eğitimimiz bittikten sonra İstanbul'a Maggie Star, ben Ankara'dan İstanbul'a uçtuk. Müthiş bir uçak yolculuğuydu. Ama aslında artık başlamıştı her şey. İstanbul'da herkesin imkansız yapamazsın dediği metrobüse gidecektik. Metrobüse geldiğimizde güvenlik görevlisine Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduğumuzu, erişilebilirlik hakkı olduğunu anlatırken köpeğiniz mi görmüyor dedi. Yok ben görmüyorum dedim. Ardından metrobüse bindik, koltuğa oturduk. Kara koltuğun altına geçti. O an derin bir nefes aldığımı hissediyorum. Çünkü bizden sonra rehber köpek alacak herkese toplu taşımanın yolunu açmaya başlamıştık. İmkansız denilen olmuştu. Marmara ait tren, vapur. Artık tüm toplu taşıma araçlarını deneyecektik ve başardık. Bir başka hayalimiz daha vardı. Ben Kara ile birlikte Londra'da uzun yürüyüşler yapmayı çok hayal etmiştim. Gittik Kara'yla Londra'da uzun bir yürüyüş yaptık ve Siri'nin yardımıyla da yönümüzü bulduk. Kara'nın çalışırken en büyük ihtiyacı sevgi. Ona iltifat etmem gerekiyor. Kara harikasın, muhteşemsin. Telefon konuşmamam lazım ve yanımda biri olursa onunla konuşmamam gerekiyor. O aramızdaki bağı kuvvetli bir şekilde sağlam tutmamız lazım. Birbirimize emanetiz. Ve sıra operaya geldi. Bu bulunduğumuz sahnede Kara ile birlikte ilk operamızı izledik. Devlet Tiyatrosu gerekiyordu çünkü rehber köpek alıcıların gidebileceği yerlerden biriydi. Devlet Tiyatrosu'nda Kara ile birlikte prova yapmamızı istediler. Davulcu geldi, Kara'nın kulağına doğru davul çaldı. Kara kafasını kaldırdı, tekrar koydu. Ardından sanatçı kitapları yere attı, diğer tarafa doğru. Kara yine hiçbir hareket yapmadı. Evet, artık Devlet Tiyatrosu'nun kapısı da açılmıştı bize. Heyecanla bütün ilkleri gerçekleştirmeye başladık. Gönüllü sayımız arttı, kahramanlarımız arttı. Artık her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başlamıştı. Sürdürülebilir ve daha etkili bir çalışma için Kara'dan sonra gönüllü olarak çalışmalarımı daha da arttırdım. Çünkü Kara'nın benim hayatımdaki bağımsız hareket etkisini, o sevgiyi gördükten sonra birçok kişiye ulaşmak istedim. Ve fırsat eşitliği, insan hakları, canlı hakları çalışmalarımdan biri.
Daha önce birçok buz pateni gibi, kayak gibi sporlar yaptım. Ama en çok istediğim paraşüt yapmaktı. Fethiye'ye bir duruşma için gittim. Uçağa kadar vaktim vardı. Bir arkadaşım yardımıyla paraşütü ayarladık. Baba Dağı'na çıktık. 1755 metreydi. Pilot ve eğitmen bana ne yapacağımı anlattı. İki kişi uçacaktık. 10 metre kadar koştuk. Pilot dedi ki, uçtuk. Kollarımı bir salladım. Bulutlara yakın olduğumu hissettim, rüzgar hissediyordum. Eğitmen betimleyerek Ölü Deniz'in üstünde olduğumuzu anlattı. Kelebekler Vadisi'ni anlattı. Fırsat eşitliği, imkan verildiği zaman her şey yapılabilirdi. Bunu başarmak benim için çok büyük bir keyif oldu. Engellenen birey olmamak için çok çabaladım. Asla pes etmedim. Pes etmiyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Ve can dostum, karının sevgisiyle de bunu mutlulukla yapıyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.